Şimdi geleneksel kıyı balıkçılarımız ve bu balıkçılık işini amatör usulle yapan, keyif için yapan amatör balıkçılarımız ağırlıklı olarak tabii kıyıda bu işi yapıyorlar. Ve çok defalar olumlu veya olumsuz bir şekilde karşı karşıya geliyorlar. Sizin amatör balıkçılığa, amatör avcılığa bakış açınız nedir, nasıldır efendim? Amatör dünyada var. Fakat dünyadaki amatörlük bizde oluyorsa hiç sıkıntımız yok. Biz Almanya'ya gittik. Rengi ilçesi neydi galiba? Yanılmıyorsam. Belki hatırımda kalan. Biz orada bir tane misinardan balık aldık orada. İnanın otelin lokantası, yok aşçısı Türk. Pişirmedi. Bu balığı biz pişiremeyiz. Beni Türkiye'ye gönderdiler dedi. Bunu nasıl götürürseniz götürün, nereye atarsanız atın dedi. Bak şimdi. Şimdi bu bilinçli adam lokantada pişirmiyor. Şimdi ben de diyorum ki bizim amatörlerle bir sıkıntımız yok. Ama ne sıkıntımız var? Madem size sıkıntınız yok da niye bağırıyorsunuz? Veyahut da niye karşı karşıyasınız? Ya Türkiye'de hesapları elimizde veriyor ama zaten aslında her bir sinayi oltayı alan eline amatördür. Ama çok giden baktığımızda 5-6 milyon amatör var. Bunların 2 milyonu, yapın hesabını, 2 ay balığa gitse, 3'er kilo yakalasa 300 bin ton balık yapar. Bakın yapın hesabı. Hiç çalışası yok. Biz diyoruz ki bunun yanında bir de satılıyor balık. Bunu amatör mü satıyor diyorlar. Biz amatörle tartıştığımız konu burada. Ya biz amatör satıyor demiyoruz. Fakat bize göre ruhsatı olmayan, teknenin plakası yoksa, ruhsatı yoksa amatör olarak algılıyoruz. Çünkü amatörün de yok. Çıkıyor balığa, bir bakıyorsun 40 kilo 50 kilo balık getiriyor ve rahatlıkla satıyor. Şimdi biz burada amatör görünümlü kaçak balıkçı diyoruz. Amatör de diyor ki bize ya biz amatörü yine karşı. Ya arkadaşım balığa çıkarken diyor ki o sahil güvenlik kontrol etmiyor. Çünkü plakası yok, şusu yok, denize çıkıyor adam. Av aracını sormuyorsun, amatörüm diyor. Gidiyor balığı yakalıyor. Gelirken kaçak avcı olarak geliyor. Yani biz onu ayırabilsek, amatörle kaçak avcılığı ayırabilmenin yolları var. Eğer amatörse, belgesi amatörse, o arkadaşın teknesini ya boyayıp gayını boyamamız lazım, renk değişiklik olması lazım. Çünkü gelen balığı satıyorsa, ya bu amatör değil, bak teknenin boyu da amatör uygun değil, rengi de, deyip şikayetçi olmamız lazım, balığına el koydurmamız lazım. Her gelen bir bakıyorsun inanılmaz balık yakalıyor. İnanın bizim yeşil ruhsatlı teknelerden fazla balık yakalıyorlar. Çünkü neden? Elindeki misina kırılmıyor. Balık bulucu cihazı bizden iyi. Bir de motorlara şey takıyorlar. Demir atmana gerek yok. GPS'ten bir ayarlıyorlar navigasyonla. O tekne hiç kımıldamıyor. Biz de diyoruz ki bu kaçak avcılığın önüne geçmemiz lazım. Nasıl geçeceğiz? Nasıl geçeceğiz? Üstüne gidiyorsun. Şimdi bakın gelin. Her türlü şeyinizi ben karşılayacağım. Çekeceksiniz. Gideceğiz üzerine. Ben amatörüm diyecek. Bekleyeceğiz. Kıyıya geldiğinde 50 kilo 40 kilo balıkla gelecek. Hani sen amatördün kardeşim. Hemen her gün. Ve hatta bizdeki 6-7 metre teknelere, 8 metre teknelere satılmaya başlandı. 4,5-5 metre takma motorlu seri olan tekneleri almaya başladı. Bunun birinci özelliğini söyleyeyim. Yeşil ruhsatta ben eşimi götüremiyorum. Çocuğumu götüremiyorum balığa. Ya da bir arkadaşımı da götüremiyorum. Ama onda kaç kişi binersen bin kimse karışmıyor. Karışmıyor. Yani ikincisi içinde radarı var. Peki sen amatörsün, radar ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun amatörsün radarı? Veyahut da hakikaten de radarı da ya dedi ki sen ben taşlara bakıyorum, dibine bakıyorum dedim. Niye 3 kilodan fazla balık yakalıyorsun? Neden? Biz onun için amatörle biz bu kaçak avcılığı ayıramadığımız sürece biz devamlı amatör görünümlü kaçak avcı demi diyoruz. Ben söylüyorum, ben de diyorum. O zaman bir Yani bu kesim, Sayın Başkanım sözünüzü kestim. Bu kesim amatör balıkçılığı artık sportif balıkçılık haline getirmiş olan o büyük zümreyi de bir şekilde bir zan altına bırakmıyor mu? bırakıyor. Ama ben söyleyeyim. Peki burada bak Serkan Bey'le
Özlem Hanım'dı galiba. İnanın iç sulardaki başarısını ben her yerde söylüyorum. İnanılmaz bir başarı elde ettiler. Her şeyin gibi. Ben diyorum verin, gelin el ele verelim, denizi de aynı yapalım. Biz hazırız. Hazırız. Nasıl hazırız ama? Kendilerine önce bir göstereceğiz. Gideceğiz. Bizim misafirimiz olsun. Denizin kenarına. Teknelere bak. Balığa giderken bakacağız. Gelirken bakacağız. Halka soracağız. Bunlar kimdir? Bak ben şeyi düşünceyi anlatmaya çalışıyorum. Herkes, her gördüğünüz insan algı olarak size diyecekler ki, görüş olarak bunların hepsi amatör. Biz bundan kurtarmaya çalışıyoruz. Biz amatörle kaçak avcılığı ayırmamız lazım. Ayırmanın yolları var mı? Var. Çünkü denetlediğin zaman, sıkıştığı zaman arkadaş hemen kolayını buluyor. Ben amatörüm diyor, geçiştiriyor. Ama yakaladığı balığı satarken bize göre ne amatörü? Kaçak balıkçı. Zaten balığa giderken de kaçak da. Ama işte belirli bir ayrımcılık yapamadığımız için ister istemez biz bunu giderken kaçak balıkçı dememi diyemiyoruz. Veyahut da amatör de dememeye başladık zaten. Burada ikincisi, bir daha bir şey daha var şimdi amatör. Şimdi 5 kilo balık yakalıyor arkadaşlar. Ayda yılda bir kere giden için belki gerçekten de ya bir kere gitmiş zaten yakalasın 5 kilo balıyı. Gelin ben size göstereceğim. 7-24 balığa gidiyor. Şimdi ben merak ettiğim bir şey var. 7-24 balığa giden her gün bırak 5 kiloyu. Her gün 3 kilo yakalasa ne yapacak bu balık? Bizim bir görevimiz olmalı. Sorduğun soru çok güzel. Biz amatörleri zan altında bırakmamak için ve onların bu kaçak avcı statüsünde girmesini istemediğimiz için biz amatör tekneleri bir şekilde belli olacak bir şey yapmamız lazım. Yani sahil güvenlikleri denetlerken, balığına bakarken amatör olduğunu amatör olarak yani bakacak. Evet, bunu amatör olarak bakacak. Öbür tarafta amatör belgesi, amatörle elinde bir belge yoksa ona da kaçak balıkçı diye bakacak. Bizim istediğimiz bu. Eğer biz bunu yapmadığımız sürece, şimdi bize diyorlar ki, ya sen bizi zan altına bırakıyorsun. Peki kardeşim gel, aynı yerdeyiz. Bu tekne ne teknesi? Ne teknesi bana söyler misin? Plaka yok. Hiçbir belge yok. Sana göre ne teknesi? 100 kişiye sorun amatör diye sorarlar. Biz bu algıyı yıkmak istiyoruz. Amatör değil. Kaçak balıkçı teknesi. Onun için biz diyoruz ki el ele verip amatörle kaçak avcılık yapan, yakaladığı balığı satanı ayırmak zorundayız. İşte o zaman biz amatöre amatör hakkını vereceğiz. Kaçak balıkçıya gereğini yapması için mücadele edeceğiz. Bizim dediğimiz bu. Yoksa biz amatöre neden karşı olalım? Amatör bizim sevdiğimiz insanlar, denize çıkıyorlar, geziyorlar, hatta parasını verip gidiyorlar, biraz balık avlıyor, geliyorlar. İkincisi de bu teknelere şunu da yapmak lazım. Arkadaş 5 kilonun dışında balık yakalayanı yakalama arkadaşım. Sen doldurdun diyebilmek lazım. Yani sen eğer 5 kilosa senin yakalayacağın balık miktarın, sen burada 5 kilo yakalayınca balık avlamayı bırakman lazım. Ya ama onu biz yapabilir miyiz? Mümkün değil. Biz de balığa çıksak ne bulsak yakalıyoruz. Türkiye'nin balıkçılık e-ticaret pazar yeri fishing.com.tr. Fishing'de hayallerini yakala.